Merhaba, yeniden yeni bir videoda daha karşınızdayım. Şu anda gerçekten yani tam anlamıyla kapıdan içeriye girdim ve kameramı aldım. Bir günün akşamında neler yapıyorum? Sizinle bunları paylaşmak istedim. Aslında işte Get Ready With Me gibi videoların akşam versiyonunu yapmak istedim. Çünkü ben bu videoları izlemeye bayılıyorum. Çok seviyorum. Yani gerçekten bence bilmiyorum insana. Yani bana mutluluk veriyor böyle videoları izlemek. İlham doluyorum nedense. Çünkü her insanın sabah kalkıp yaptıklarıyla her akşam yaptığı alışkanlıklar farklı. Bazen bir şeyler öğreniyorum. Bazen bir ipucu öğreniyorum. Bazen de sadece videoyu seviyorum. Bu yüzden ben de çekmek istedim. Bu videoda bir akşam benimle hazırlanmayın. Yani ne denir ona? Yani akşam rutinim demek istemiyorum ama bir İşten sonra eve geldiğimde yaptıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Eve geldiğimde ilk işim anında ayakkabılarımı çıkardım, daha sonra evet, aslında işten sonra makyajımı çıkarmak çok yaptığım bir aktivite değil. Evet, kabul ediyorum. Makyaj çıkarmaktan nefret ediyorum gerçekten. Ama eve gelir gelmez lenslerimi çıkartıyorum. En sevdiğim solüsyon Biotrue. Gerçekten bunu söylemek istiyorum. Bayılıyorum, bu solüsyonsuz herhalde yaşayamam. Bu arada gözlerim lens değil. Şimdiden söyleyeyim. Gelecek yorumları tahmin edebiliyorum. Sadece gözlerim bozuk olduğu için lens kullanıyorum. Az sonra da zaten göreceksiniz. Ben bunu Polonya'dan almıştım bu arada. Polonya'ya veya Ukrayna'ya gidecek birine sipariş etmeyi düşünüyorum. Çünkü yakın zamanda öyle bir planım yok. Evet, hazırız akşama. Paylaşmak istiyorum. Bu videoda hatta bu video ile birlikte başlayalım. Bunu her gün sürdürebilecek miyim bilmiyorum ama ben böyle bir kitap aldım. Daha doğrusu bunu kitap olarak düşünerek aldım ama aslında kitap ve defter karışımı bir şey çıktı. Her gün sana ilham veren bir şey yap. Arkasında diyor ki, bir şey icat etmek için iyi bir hayal gücüne ve bir yığın çer çöpe ihtiyacımız vardır. Hayal etmek kimileri için anlamsız, kimileri için çok zor, kimileri için de olmazsa olmaz bir şey. Mesela ben. Hayallerim olmadan yaşayamam galiba. Fazlasıyla hayalperest biriyim. Ve birazcık ilhamımı kaybettiğimi düşünüyorum. Bu her konuda düşünebilirsiniz. İlhamımı tekrar toplamak adına sizinle her gün bu kitaptan bir sayfa yapalım istiyorum. Bilmiyorum yapabilir miyiz? Çok heyecanlıyım. Aslında yaparsak gerçekten çok güzel olur. Sizin de burada söylediğim sayfadan herhangi bir tanesini benimle birlikte yapmanızı rica edeceğim. Bakalım gerçekten bir 2 hafta sonra en azından bir şeyler değişecek mi? Küçük bir zaman bile olsa. O zaman bugünün maddesi neymiş bakalım birlikte. Bu arada yapacağımız şey gerçekten çok kötü olabilir.
Çünkü içinde çizim yetenekleriyle ilgili şeyler var. İşte kelimelerle ilgili şeyler var. Her şey var. Ve gerçekten yaptığımız şeyler çok kötü olabilir. Ki benimkiler muhtemelen kötü olacak. Çünkü ne zamandır ne çizim yapıyorum, ne şarkı gibi böyle işte ritmik bir şeyler yazıyorum. Çünkü böyle şeyler de var içinde. Ama bunlar çer çöp olsa da bence güzel bir şeyler çıkacak sonunda ortaya. Ya da bizde bir şeyin açılacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Kelime çok zorlayıcı değil mi? Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Biraz düşünmem lazım. Sanırım yazdım. Kahvesini yudumlarken yüzüne çarpan sadece anılardı. Sanırım bu sabah vapurda kahve içmemden geldi bunun ismi. Sanırım yazdık. 6 kelimelik bir anı yazısı. Anı yazısı benim için kolay olacak sanırım. Evet, anı yazısını söyle bakayım. 6 kelime mi? Evet, 6 kelime. Bugün otobüse bindim. Bu çok kötüydü. Duygularını anlattın. Teşekkürler Türkiye. Aslında anı yazısı yazmak o kadar kolay olmadı. Şu olur mu acaba? Bilinmeyene doğru koşuyorum. Elimde sadece hayaller. Bu da biraz romana benzedi sanırım ama olsun. Bugün elimden gelen bu kadar. Evet, yarın başka bir maddede görüşeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.